Seçilcim bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ben Erdin Çomaç. Ben Seçil Omaç. Erdin Çomaç Hayat Yoluna hoş geldiniz. Sevgili dostlar, biz Türkler bazı kelimeleri sevmiyoruz ya. Sevmiyoruz ve kullanmayı, yani kullanmıyoruz ve kullanmayı da sevmiyoruz. Onlardan ben yaptığım araştırmada en çok kullanmayı sevmediğimiz kelimenin bilmiyorum olduğu çıktı ortaya. Nasıl Türk bilemez ya? Yani Nasıl bilemez? <laughs> Bakalım. Nasıl bilemezmiş. Türk'te şey var bence, e, bir şey var. Özellikle son günlerde Türkiye'nin e, şey demografisinde ya da işte ne bileyim ben sosyolojisinde sosyal yapısında demem gerekiyor. Bilmemek sanki ayıpmış gibi ya. Aa güzel saptama vallahi hiç öyle düşünmemiştim. Değil mi? Evet. Hı. Yani gerçekten de bilmiyor aslında bana göre. Sanki. Hani bilmemekten utanıyor gibi bir durum mu? Onu mu demek istiyorsun? Şimdi sanki bilmiyorsun, bilmiyorum derse he. toplum tarafından aşağılanacakmış gibi geliyor ona. Evet. Ama gerçekten bilmiyor. Ama bilmiyor. Bana göre. Çünkü okumuyor bakmıyor, görmüyor. Ay, o kadar... Bilgi sahibi olmuyor. Gerçekten bilmiyor. Şimdi Türklerin Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi de biliyor musun seçil? İnsanlar okumuyorlar. Evet, o yüzden bilmiyor gerçekten. İnsanlar sadece ağızdan kulağa dolaşan doğru yanlış bilgileri başkalarından duyarak aktarıyorlar ve bunu sanki de biliyormuş gibi davranıyorlar. Evet, kolayı seçiyorlar. Ya bana göre tabii yine. Hayır, sana göre değil. İşin realitesi bu işin gerçeği bu. Arkadaşlar ya her şeyi bilemezsiniz. Kimse de sizden her şeyi bilmenizi beklemiyor aslında. Ya çok komik bir çok yakın zamanda bir başıma gelen bir anekdot anlatacağım. Hala bu çağın teknolojik dünyasında insanlar adres soruyorlar ya başıma geldi. Şimdi ben de seyrediyorum. Bana sormadılar adresi. Bir tanesi geldi abi de ben Güllü Sokak'ı arıyorum dedi. Kardeşlerinden bir tanesine. Bakıyorum suratına aslında hiç yani Güllü Sokak'ın ne olduğunu, nerede olduğunu falan bilmiyor adam. Şöyle yaptı. ben onu biliyorum ama. Ya dedi buralarda olduğunu biliyorum ama. Şöyle dedi 100 metre ileri gidin bir daha sorun ona. Ya kardeşim yapma yaz günah. Ben durdurdum. Kardeşim dedim ya bir şey soracağım. Buraya kadar nasıl geldin sen dedim. Ha bir sonra geldim dedi. Hı -hı. Dedim ki bir dur kardeşim dedim. Güllü Sok hangi mahalle? Ha bilmiyorum dedi. Ondan sonra bir firma adını arıyormuş meğer. O firma adını aradığım zaman... Bir de baktım ki hiç alakası olmayan bir yerde arıyorum. Ve Aa, ben o adam... Adamcağı yanlış mı yönlendirmişler? abi şimdi bak... Maalesef bilmiyorum demek... Hı -hı insana bazen de fayda sağlayacak. Tabi zamanını çalışır. Ya Tabi canım yani o firma meğerse ta Sirkeci taraflarındaymış adam ta Cağaloğlu'na kadar çıkmış. Çünkü bilmiyorum diyebilen insanla karşılaşmadığı için hep onu yukarı doğru yönlendirmişler. En son benim arkadaşımın da yaptığı gibi. Abi şuraya doğru yönlen 100 metre sonra sor ama buralarda ondan %100 yüz eminim ben. Hımm. Bilmiyorum arkadaşlarla bilmiyorsunuz. İşte bu yardım olmuyor şimdi bana göre. Bilmiyorsan bilmiyorum de ya da gerçekten yardım etmek istiyorsan aç telefonunu abi sen kim arıyorsun hangi şirkete bak de yanlış yerdesin de en azından bu empatiyi kurur böyle bir yardım et. Şimdi belki onu da bilmiyor bilmiyorumun karşılığı olduğu için olabilir, olabilir ona bile olabilir. Yani Tabii. bakın bilmiyorum çok güzel bir kelimedir çok güzel bir şeydir. Siz her şeyi bilemezsiniz. Ben her şeyi bilemem. Yengeniz her şeyi bilemez. Bildiğimiz şeyler ama bilmediğimiz şeyler var. Yani mesela bilmiyorum diyemeyen insanın bilmediğinde söylediği şeylerden de bahsedelim. Onlardan bir tanesi de size bir soru geldiğinde şöyle cevap verirler. Aslında söyleyecek çok şey var ama. Hmm. Çok çetrefilli bir konu. Ben o konuya girmeyeyim. Ya bilmiyorsun kardeşim işte bilmiyorsun ya. Bilmiyorum. Aslında onu demek istiyor. Hani biliyor musun? Ben şimdi seni söyleyemem. Abi ama bunu bilmiyorum anladım. desin bundan kardeşim. Desin ee, yani bilmiyorum. Çok karışık bir konu. Ha çok karışık bir konu. Söylenecek çok şey var. Olduğunu biliyorum. Ama aslında konuyu bilmiyorum demek istiyor. Ama böyle dolan başlı yoldan söylüyor. Ha yani. Bilmiyorumu çıkaramıyor daha ağzından. Bilmiyorum. Ha evet. Ya arkadaşlar bilmiyorum çok güzel bir kelimedir. Sizin insan olduğunuzu ortaya koyar. Karşınızdakini Nasıl bilmiyorsun derse sen niye bilmiyorsun diye cevap verirsiniz. Yani madem soruyorsun sen de bilmiyorsun. Değil evet, yani, Değil mi? Evet yani, Yani bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız bilmiyorum deyin arkadaşlar. Ya bu ayıp değil. Siz Türkler bilmiyorum diye demekten imtina ediyorsunuz. Sanki bu ayıpmış gibi. Yani topluma sanki aşağılanacak mısınız gibi. Yahu hayır bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Siz çok şey bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Daha doğrusu hepimiz. Siz siyaseti bilmiyorsunuz. Aa öyle şey olur mu? O Türkler siyaseti de en iyi bilir, o, dini de en iyi bilir, e, şeyi de en iyi bilir. söyle. O ee, sporu, sporu çok iyi var bilir. ya hepimiz Herkes müthiş. antrenördür. <laughs> Gerçekten Ya öyle. bilmiyorsunuz adam o adamlar hem yıllarca o sahalar yeşil sahalarda yani ter dökmüşlerdir hem de yani birçok değişik antrenörün antrenman sisteminden, idman sisteminden geçmişlerdir. Hem de daha sonra da yani antrenör alabilmek için biliyorsunuz değil mi? Bir sınavdan geçiyorlar, bir eğitimden geçiyorlar bu adamlar ya. Aa, olur mu şey? Sen onun yerine teknik direktörlük yaparsın maçı seyrederken. Vay onu niye çıkarmadı? Yanlış yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı. İşte biliyoruz biz her şeyi biliyoruz. <laughs> ya bilmeyin be arkadaşlar ya. Bilmeyin ya. Dünya'nın en kolay şeyi nedir biliyor musun Seçil? Eleştirmektir. Elbet. Allah öyle. öyle önyargı ve Allah eleştirmek. Allah eleştirmektir ya hele hele var ya. Şimdi şey, sen bugün sen de bu konuyu sohbet ederken çok güzel bir şey söyledin ya. Adam atıyor tutuyor sosyal medya. Evet, aynen Dünya. Aynen. A, vallahi billahi aynen. Adamın patrona kızgınlığı var, karısına kızgınlığı var ne bileyim bilmem neyine kızgınlığı var. Senin ben bilmem neyine patronuna diyemiyor da kalkıyor medya, sosyal medyada sana söylüyor. Benim biliyorsunuz başka bir kanalım daha var fotoğraf çekmek kolay diye. Ve ben yorumlardan yorumdan bahsediyorsun. Ben yorumlarda bahsediyorum canım. Ve ben 225 tane video yayınlamışım. Ben konuştuğuma çok dikkat eden bir insanım. Farkındaysanız konuşurken e, ö, yapma, yapmayan bir insanım. Ama sevgili dostlar ya siz dinlerken ö, 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 yapıyorsunuz bazı şeyleri, kalıyorsunuz Daha doğrusu istediğiniz şeyleri duymayı seviyorsunuz. Aa, işte bak bu doğru tespit. Anladın mı? Evet. Yani bunu yapmayın lütfen bir objektif bir biçimde karşınızdaki insanı dinleyin. Ne yapmaya çalıştığını, neyi söylemeye çalıştığını anlamaya çalışın. Evet doğru. Biliyormuş gibi de lütfen davranmayın. O adam 225 tane video harcamışsa o adamın ciddi bir emeği, ciddi bir tecrübesi, ciddi bir araştırması, ciddi bir emek emek yani o bir çalışması mi? var bu konuyla ilgili. Evet, evet. Anlamadıysanız da soru sorun. O karşınızdaki insan zaten sebebe seve cevap verecek. Konu sana döndü ama. Hani, ha konu bana kend, döndü ama kendi yani üstünden anlatıyorsun şimdi, geneli de bu. Geneli bu. Şimdi ben bilmiyorum o biliyor. Hı -hı. Yapmayın ya. Yapmayın. İşte, bir, bir, şey bildiğiniz yok sizin. Siz zaten beni seyrediyorsanız, herhangi bir kanalı seyrediyorsanız bilmediğiniz bir şey öğrenmek için seyrediyorsunuzdur. Ondan sonra da bilgiçlik tasamayın o kanala. Şimdi ben... İşinize duymak istediğiniz duymadığınızda da e, karşı tarafı kırma yoluna gitmeyin. Yani. Gidin patronunuza söyleyin ona. Evet, evet. Gidin kavgalı olduğunuz kişiye söyleyin. Evet. Eğer kendinizle kavgadıysanız da kendinize söyleyin kardeşim. Ha, bilmediğim şey ben bilmedim diyorum. Benim için dünyanın en kolay kelimesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün dünyanın gelene baktığınız zaman gelişmiş toplumlarda size ilk öğretilen şeylerden bir tanesi. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Ben bilmiyorsam ya, bilmiyorum. Bir de şöyle bir yanlış oluyor. Mesela bana göre hı <laughs> hı bir insanı takip ediyorsunuz. O kişi doktor olabilir, şey olabilir, avukat olabilir, sosyolog olabilir. Her şey olabilir, yazar olabilir. Bu konuda bir fikri olabilir. Çünkü kitap yazmıştır. Siz sen onun iki tane videosunu dinliyorsun. Hemen onu eleştiriyorsun. Ya sen dinledin mi? Özüne ne anlatmak istiyor? Anladın mı? Bilmeden bak, bu da bilmeden oluyor. Tam olarak onu anlamadığın için bilmeden kalkıyorsun altına bir yorum yapıyorsun ve o kişi ister istemez size sinirleniyor. Çünkü bilmiyorsun. Çünkü onun ne anlattığını bilmiyorsun. İki tane videoyu dinledin, denk geldiği videolarda sana uymadı, sen hemen oraya yorum yapıştırıyorsun. Böyle ya, bir şey olmaz. Bakın, bilmiyorum. Önce bilmiyorum diyen insan öğrenmek isteyen insandır. Ben bilmiyorum ya, öğrenmek Hı? istiyorum. Bilmiyorum. O zaman öğreneyim. Heh, ya da tüm hepsini dinledin sana uymadı. Saygısız davranma yazma oraya yorum. Sana uymadıysa çekilirsin. O sana beni seyret diye yalvarmıyor. Yok. Senin fikrine uymadıysa çekilirsin. Ya, ya arkadaşlar yanlış anlamayın ben öteki kanalımda yani fotoğraf çekmek kolay e, da ben 7200 takipçiye sahibim. İşte 14-15 bin e, izleme sahipliğine sahibim. Siz zannediyorsunuz ki biz bunları para için yapıyoruz ya. Bakın, Bazen öyle yorumda oluyor galiba değil mi? Benim bugüne kadar hiçbir kanal ile ve hiçbir marka ile herhangi bir sponsorluğum olmadı. Siz benim kanal, o kanaldan bakın 7200 takipçili kanalından ve bu kadar sevilen bir kanalından kazandığım para YouTube'dan ne olduğunu zannediyorsunuz ya? 500 lira aylık. Hayır eğer buna ihtiyacım varsa zaten ben bitmişim. Şimdi Seçilcim ikinci mevzuyu çok uzattık. İkinci şeye gelelim. Ya tek bölüm kapayalım. Hayır hayır hayır. Sonra yaparız. Hayır hayır ikinci şeye geçelim. Özür dilerim. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Bir de toplum olarak yani özür, da yapmıyorum. bakın özür dilerim. biz biz özür dilemeyi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz biliyor musun? Çünkü bizde şey yok. Bizim Türklüğün şeyinde vardır. Özünde vardır, genetiğinde vardır. Malup olmamak. Hayır savaş evet doğru. Ya arkadaşlar ama her şey savaş değil ki. Siz eşinizle kavga ediyorsanız eşinize galip çıkmaya çalışmayın. Hatalı da olabilirsiniz. O zaman özür dileyin ya. yumuşat noktalı. Bir arkadaşınızla bir arkadaşınıza tepeniz attı yanlış bir laf ettiniz. Kırdınız karşınızdaki insanı. Haklı çıkmaya çalışmayın. Sonuna kadar galip gelmeye çalışmayın. O arkadaşınızı kaybetmek istemiyorsanız özür dileyin. Bakın özür dilerim o kadar güzel bir kelime ki. Az önce yine ilave edeceğim. Bir şey size sorulduğu zaman öyle başlayın. Özür diliyorum. Bilmiyorum. Evet sen gerekeni yap. Bilmiyorum de özür dilerim. Ama karşındaki bunu anlamıyorsa bu, bunu o zaman yapacak bir şey. Hayır karşındaki zaten buna vereceği cevap yok ki. Özür dilerim bilmiyorum. Hemen sen yönünecek. Tamam sen ne kadar özrünü de dilesen ben seni kırdım için affet desem bile karşındaki bunu e, tam olarak anlamadıysa o zaman yapacak bir şey yok. Senin için ha, ha. rahat olur. Ben gerekeni yaptım dersin. Ben hata yaptım anlıyorum. Evet. Özür diliyorum. Çok evet. güzel inanılmaz güzel bir şey kardeşlerim ya. İnanılmaz güzel bir şey ya. Özür diliyorum. Özür dilemek erdemdir ya. Çünkü hatanızı kabullenmektir. Ve hatayı kabullenmek de erdemdir. Bir de biz bir şey, bir kelimeyi daha çok az kullanıyoruz ya. Biz daha kullanıyoruz ya şimdi çok şükür. Biz teşekkür etmeyi bilen insanlarız. Seçil lütfen sen. Ben ediyorum ya. Yani, ben gerçekten ya. dikkat ediyorum. Yani daha dikkat ediyorum. Belki eskiden bu kadar değildi ama şimdi daha dikkat ediyorum. İşte markete gidiyorum sıraya giriyorum e, kasiyer kıza geldiğimde e, bir poşet ister misiniz diyor bana lütfen bir tane diyorum. Ve çok hoşuna gidiyor karşımdakinin sonra poşet alınca çok teşekkür ederim diyorum. İnan böyle inanın tuhaf tepkilerle karşılaşıyorum çünkü alışmamış o insan evet. e, bunu görmemiş fazla veya yolda bir adım atıyorum bir araba geliyor oluyor görüyor frene basıyor elinle böyle buyurun geçin diyor. Bu sefer beden diliyle teşekkür edip karşıya geçiyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum. Çok dikkat Yani Lütfen edelim biz de edelim. Bir şey kaybetmiyor insan o zaman. İki kelime ya. O kadar güzel bir o kadar yani çok şey o kadar çok değiştirir ki. Lütfen ve teşekkür ederim. Gülümsemenizle beraber. İçinizden gelerek. Çünkü... Evet her ne kadar bazen de trafikte karşı tarafın aslında trafik kuralları gereği görevi ise de size uyulu vermek. Bunu doğru yaptığı için karşınızdaki insanı da ödüllendirin. Teşekkür ederim. Hayır halbuki hiç e, kuralın olmadığı yerde duruyor mesela. mi? Ben geçeyim diye trafik oldu kural yok. Ama adım attığımı görüyor. E, trafikte yavaş buyurun diyor. Hani basıp geç. Aa, basıp geçen de var şimdi. Hani şey yapamam onu ayıramam. Basıp geçen de var. O zaman da ne oluyor? O basıp geçene de. Arkadan küfür ediyoruz. E, Küfür kafir yani. oluyoruz. Tabii yani yani söylüyoruz elimizde değil. İnsanız Onun da Çok umurunda değil zaten. Umurunda olsa hmm, zaten aynen, yapmaz onu. tabii Biz de insanız yani bak, taşıyoruz. Zaten trafikle ilgili çok geniş bir içerik yapmayı düşünüyorum. Trafik. Çünkü Türkiye'yi bence Türkiye'nin demografisini şu anda o kadar güzel temsil eden bir Yapıya sahip ki trafik, trafik özellikle İstanbul'da, İstanbul'u anlatan bir yapıya sahip. Ay neler duyuyoruz? o Trafikte benim oğlum anlattı geçenlerde, yakın arkadaşı bir şey için yol vermemi yanlış park için, yani bir şey de demedim diyor. Hani ha ters geliyormuş, ters geldim demiş. Adam arabadan çıkmış, böyle eğilmiş. Sanırım balta, yalan yalan olmasın elindeki. Dua et demiş arabada kadın var. Ya ders geldin dedim diyor küfür etmedim diyor. Bir şey söylemedim diyor. Bu nedir ya? Bakın yani bu şiddet, bu öfke toplumda. Dikkat edersek biz e söyle şükürlere, teşekkürlere, e sağollara, empatiye e dediğin gibi bilmiyorumlara belki düzeltiriz ya belki belki. Yani bu kanalı biraz bunun için bazen eşim bana kızıyor bu kanalla ilgili bakın o kendisi burada yüzde Aa, burada aynen çünkü diyor ki ne diyorsun seçim lütfen söyle ya, ya ben diyorum ki bu kadar emek veriyorsun Karşındaki toplumu görüyorsun yanlışlarını şimdi ben burada bu kadar konuşuyorum ama buradan bir şey almayacaksa insanlar öyle bir değişmemeye kap değişime kapalılar ki e ben bu kendimi yoruyorum burada ve ben zamanımı harcıyorum fikrimi söylüyorum. Ben de diyorum ki yengenize, Seçilcim diyorum. Bu kanal hedefi kitleye ulaşmak değil, bazen bir, bazen iki tane insana ulaşmak. Eğer onu yapabiliyorsa bu kanal zaten başarıyor demektir. Ben diğer kanalımı da fotoğraf çekmek kolayı açarken, ben profesyonel fotoğrafçı değilim ama yanlış anlamasın kimse beni. Benim yani profesyonel fotoğrafçıdan bu konuyu çok daha iyi bildiğimi iddia edebilirim. Ve benden de zaten o profesyonel fotoğrafçı arkadaşlarım da çok bilgi almışlardır kendi mesleklerinde uyguladıkları. Benim amacım burada ya karakter olarak belki doğuş, doğum olarak ya da kader olarak ben bir öğretici bir tarafım var benim. Evet. Yani ama şöyle... paylaşımcı bir tarafım var benim. İddia ederim evet donanımın var ama Böyle her şeyi de ben bilirim iddiasıyla Yok. bir sunum yaptığını sanmıyorum. Bugün o kadar yapmanı mı Asla yapmam. Asla yapmam. Eğer yani <laughs> şimdi neyse o, o, o içeriği ben diğer kanalda yapacağım ama e, insanlar bazı şeyleri o kadar az biliyor. Ve bilmedikleri için de o kadar kolay eleştirebiliyorlar ki. Neyse. Sevgili dostlar dikkat edin. kendinize alıştırın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. E, lütfen. Yapalım. Yapalım ya. Söyleyelim e, ya. E. Lugatımıza daha çok katılalım. Alışalım. Ve güler öğretmeni. yüzle beraber. Güler yüzle beraber. Bakarsınız enerji değişirse her şey İnan değişir. bana ya. Bir kişinin başlattığı bir dalga çok şey değiştirir. Bunu defalarca görmüşüzdür tarihte. Lütfen Türkiye'miz için, ülkemiz için, insanımız için, bizler gibi düşen insanlar bunu daha çok ortaya koysunlar. Daha çok ısrarla koysunlar bunu. Söylemeyenlere lütfen yakışır size. Bir teşekkür etmek yakışır size. Özür dilemek yakışır size. Bilmediğinizi bilmiyorum iftiraf etmek yakışır size. Sevgili dostlar, bugün geçtiğimiz... Bununla ilgiliydi. Yani Türk toplumu o kadar güzel bir toplum ki, bu konuyla ilgili zaten biraz tarihsel içerikle beraber Tabii. çok geniş bir içerik yapacağız. Aslında öyle. Yani Türk ne demek? Bugünün Türk'ünden bahsetmiyorum. Gerçek Türk'ten bahsediyorum. Onların hepsini ilerleyeceğiz sizinle beraber. <laughs> Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bunlar bizim kendi araştırma fikirlerimiz olacak. Tabii ki biz de derleyip derleyip toparlayacağız. Çünkü ah, tabii Sonuçta Türkolog değil, sadece ilgi duyduğumuz alanlar bunlar bizim. Bir de biz zaten hani sevdiğimiz için ortamı böyle. Evet. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, eğer ki bu içerik sizlere değer kattıysa sadece beğenme butonuna e, dokunmayı unutmayın lütfen. Ya da abone olmayı intina etmeyin ama lütfen bu içeriklerimizi paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Ne kadar çok kitleye paylaşırsak, ulaşırsak o kadar güzelleşecek bu dünya. O kadar güzelleşecek bu Türkiye. Ee, yanlış anlamayın çok yakın zamanda biz kimiz diye bir içerik yapacağız. Biz sürprizlerle dolu bir aileyiz. Ve belki de dünyaya açılmayı da düşünüyorum ben bu konuda. İngilizce içerik yaparak. Şimdilik sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Samimiyetle kalın. Hoşça kalın. Evet, hoşçakalın. Ben Erdinç Amaç. Ben Seçil Amaç. Erdinç Amaç ile hayat yolu. Bugünlük bu kadar.